28 Mayıs 1481 tarihinde Ayaspaşa idaresindeki Osmanlı askeri İnegöl civarında başka bir ordu ile karşı karşıya geldi. Bu ordu daha önce çarpışmaya alışık olduğu ordulardan çok farklıydı. Yabancı bir ülkenin sancağını taşımıyor, başka bir dil konuşmuyor ya da başka bir topraktan gelmiyordu. İki taraftaki yüzler de birbirine benziyordu. Kalpler aynı inançla atıyor, kılıçlar aynı ülke için savruluyordu. Ayaspaşa'nın karşısında Fatih Sultan Mehmet'in küçük oğlu Cem vardı. Sonraları Borgenoflu Türk, Avrupalı Şehzade ya da Zizim Sultan olarak anılacak olan Cem. Ağabey Bayezid'in sultanlığını kabul etmemiş, Karaman civarından topladığı 4000 kadar askeriyle isyan etmişti. Ateş ve kanla şekillenen zehirli duman bulutları bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin kalbinde birikecekti. Ve bu ateşle kanın taşıyıcısı Bayezid'le Cem'den başkası değildi. Kardeşlerin savaşı çok yakında Anadolu'yu üzerinde kan nehirleriyle beslenen acımasız bir toprak parçasına çevirecekti. Ancak her şeyden önce hikayenin başladığı yere, 1459 yılının Aralık ayına dönmek gerekiyor. Zira modern tarihçilerin Cem'in doğum günü olarak kabul ettikleri 22 Aralık günü Edirne Sarayı'nda bulunan Sultan II. Mehmet kendisini fazlasıyla huzursuz hissediyordu. Ya da ilerleyen yıllarda tarihe düşülecek olan kayıtlar onun böyle hissettiğini yazacaktı. Mehmet'in Cem'den önce doğan Bayezid ve Mustafa adında iki oğlu vardı. Cem'le birlikte ardında bırakacağı oğul sayısı 3'e yükselmişti. Bu kadar çok erkek çocuk, ölümünden sonra amansız bir veraset problemi yaşanacağı anlamına geliyordu. Mehmet, bu karanlık düşüncelerin pençesinde önlenemez bir hiddetin içine düşmüş ve yeni doğan Cem'in beşiğini tekmelemişti. Yere düşen şehzade, bu olay yüzünden geri kalan ömrünü şaşı olarak geçirmek zorunda kalacaktı. Elbette bu hikayenin doğruluğu şüphelidir. Fakat Cem'in şaşı olduğu gerçeği, doğumundan yıllar sonra Kaursin adında bir adam tarafından kayıt altına alınmıştır. Rodos adasında bizzat tanıştığı Kaursin, şehzadenin net bir şekilde şaşı baktığını notları arasına düşmüştür. Yine de Cem'in bu durumu, hikayenin doğruluğunu destekler nitelikte değildir. Kim bilir belki de onun şaşı olması, böyle bir hikayenin uydurulmasına ilham kaynağı olmuş olabilir. O gün her ne yaşanmış olursa olsun Cem, doğduktan bir süre sonra babasının gözdesi haline gelecekti. 4 yaşına dek annesi Çiçek Hatun tarafından yetiştirilen şehzade, bu tarihten itibaren çeşitli hocalardan dersler almaya başladı. Babası gibi zeki bir çocuktu. Hızlı öğreniyor, etrafında olan biten her şeyi sorguluyordu. Özellikle dil öğrenmek konusunda oldukça yetenekliydi. Henüz küçük bir çocukken dahi İtalyanca, Sırpça, Arapça, Rumca ve Farsça konuşabiliyordu. Buna ek olarak küçük şehzade, edebiyat ve tarihe de oldukça ilgi duyuyordu. 1469 yılında Kastamonu sancağına atanmıştı. Buradaki günleri oldukça hareketli geçiyordu. Ancak buna rağmen ilmi konulara zaman ayırabiliyordu. Henüz 9-10 yaşlarındayken babası 2. Mehmet'e ithafen Selemanı Savcı'nın Farsça Cemşid-i Hürşit adlı eserini Türkçe'ye çevirmiş, ilerleyen yıllardaysa dedesi 2. Murat dönemi tarihini anlatan bir eser kaleme almıştı. Cem bu yıllardan itibaren hızla yükselmeye başladı. 1473 yılında Fatih Uzun Hasan üzerine sefer düzenlerken Cem saltanat naibi olarak İstanbul'da kalmıştı. Yanında danışmanları olarak Nasuh Çelebi ve Süleyman Çelebi bulunuyordu. Şehrin yönetimi konusunda tek bir sıkıntı dahi çıkmadı. Ancak zaman geçtikçe Fatih'in yenildiği, düşman eline düştüğü ve ordunun tamamen dağıldığı dedikoduları Topkapı Sarayı'nın koridorlarında dolanmaya başladı. Nasuh ve Süleyman Çelebi'nin telkinleri Cem'in aklının çelinmesine neden oluyordu. Nihayet genç şehzade bir oldu bitti sonrası mahiyetindekileri kendine biat etmiş durumda buldu. Ancak çok geçmeden payitahtın sahibi muzaffer bir şekilde İstanbul'a geri döndü ve gazabı tez oldu. Bu işe alet olan kim varsa ya idam ettirildi ya da sürgüne gönderildi. Buna rağmen padişah oğluna karşı insaflı davrandı ve genç şehzadenin hayatı bağışlandı. 1478'de Cem, Rodos ile yapılan barış görüşmelerinden sorumlu tutuldu. Bu şekilde devlet işlerinde aktif rol almaya başlamıştı. Günümüz tarihçilerinin bir kısmı, Fatih'in bu tarz görevlerle Cem'i saltanata hazırladığını düşünmektedir. Nitekim bu yıllarda çıkarılan bir kanunnamede, Cem'den veliaht olarak söz edilirken, Bayezid'in adı dahi geçmemektedir. Zira ağabey Bayezid, bu sırada Berş ve Afyon gibi keyif veren maddeler kullandığı gerekçesiyle, babasının gözünde oldukça düşmüş durumdaydı. Yine de tahttan ümidini kesmiş değildi. Sultan II. Mehmet, iktidarının erken yıllarında vakıf ve mülk topraklarının büyük bir bölümünü devlet arazisine katmış ve bu toprakları tımarlı sipahilere dağıtarak askeri gelirleri arttırma yoluna gitmişti.
Bu durum ulema ve dervişler arasında hoşnutsuzluk yaratmış, sarayın civarında belli belirsiz homurdanmalar dolanmaya başlamıştı. Fakat bu homurdanmalar hiçbir zaman Fatih'e ulaşacak denli yüksek olmamıştı. Ancak bu hoşnutsuz kesim şimdi Bayezid'in etrafında toplanıyor, gizliden gizliye onun sultanlığı için girişimlerde bulunuyordu. Sonunda 3 Mayıs 1481 tarihinde Sultan II. Mehmed'in Gebze'deki ani ölümüyle bu girişimler daha da hızlandı. İlk harekete geçen Sinan Paşa oldu. Veziri Azam Karamani Mehmet Paşa tarafından Cem'e gönderilen 3 ulak, Anadolu içlerinde Sinan Paşa tarafından oluşturulan kontrol noktalarında yakalanarak boğazlandı. Kısa süre içinde İstanbul'da da işler karışmaya başladı. Bayezid'e sadık olan Kasım Ağa'nın emriyle Yeniçeriler, Topkapı Sarayı'na girerek Veziri Azam Mehmet Paşa'yı yakaladılar ve idam ettiler. Merhum vezirin başı bir mızrağın ucuna takılarak şehrin sokaklarında gezdirildi. Böylece Cem'i destekleyen herkese gereken gözdağı verilmiş oluyordu. Bu kanlı gösterilerin arasında Bayezid nihayet 20 Mayıs'ta Asya ile Avrupa'yı kucaklayan payitahta ulaştı ve tahta oturdu. Ancak Cem, ağabeyinin padişahlığını öyle kolay kabul etmeyecekti. Karaman civarında topladığı destekçileriyle eski başkent Bursa'ya doğru yürüyüşe geçti. Bayezid tarafından gönderilen Ayaspaşa önderliğindeki Osmanlı birliklerini 28 Mayıs tarihinde İnegöl civarında yenilgiye uğratan Cem, bundan 3 gün sonra zafer sarhoşu olarak Bursa'ya girdi. Halk tarafından oldukça hoş bir şekilde karşılanmıştı. Zira halk Yeniçerilerin İstanbul'da yaptıkları katliamı işitmiş, payitahta karşı öfkeyle dolmuştu. Bu nedenle Cem hiçbir itirazla karşılaşmadan burada kendi adına para bastırmak ve hutbe okutmak suretiyle padişahlığını ilan etti. Şehrin hazinesine el koydu ve çeşitli fermanlar yayınlayarak civar kentlere gönderdi. Çok geçmeden Bayezid'in 20 bin kadar askerle İstanbul'dan harekete geçtiği haberi Bursa'ya ulaştı. Cem'in birliklerinin mevcuduysa yalnızca 4 bin civarındaydı. Üstelik bunların bir kısmı profesyonel asker dahi değildi. Cem, ağabeyinin sayısal üstünlüğünü göz önünde bulundurduğunda bir meydan savaşının göze alınacak son şey olması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden derhal halası Selçuk Hatun'u Bayezid'e göndererek bir teklifte bulundu. Cem, Anadolu'nun kendisine bırakılmasını istiyordu. Rumeli kesimi ise ağabeyi Bayezid'in kontrolünde kalacaktı. Selçuk Hatun, kardeş kanı dökmeden bu işi barış yoluyla çözün diye öneride bulunsa da Bayezid bu teklifi sultanlar arasında akrabalık bağı yoktur diyerek reddetti. Nihayet taraflar 20 Haziran 1481 tarihinde Yenişehir Ovası'nda karşı karşıya geldi. Güneş gökyüzünde parıldıyordu. Yakıcı sıcak adeta ağır zırhları altında ezilen askerlerin tenini kavuruyordu. İlk emri Cem verdi. Nasuh Paşa önderliğinde ana ordudan ayrılan öncü birlikler Sinan Paşa üzerine bir saldırı başlattı. Ancak bu başarısız oldu. Kısa süre sonra öncü birlikler dağılmış bir şekilde geri çekilmek zorunda kaldı. Cem'in ilk hamlesi başarısız olmuştu. Çok geçmeden Uzguroğlu Mehmet Bey'in de bozguna uğraması askerin maneviyatının düşmesine sebep oldu. Ancak asıl darbe Cem'in lalası Aşçıoğlu Yakup'un beklenmedik ihanetiyle gelecekti. Onun taraf değiştirmesiyle Cem'in ordusu bir anda paramparça oluverdi. Bundan sonra Bayezid'in askerleri kaçarak canını kurtarmaya çalışan Karamanlı Türk kardeşlerini takibe başladı. Hedefteki asıl kişi Cem'di. Yine de genç şehzade hızlı davranarak savaş alanından kaçmayı başarmıştı. İlk durağı Eskişehir'di. Burada kısa bir süre saklandıktan sonra Haziran'ın son haftası güç bela Konya'ya ulaşabildi. Burada da 2-3 gün kaldıktan sonra mahiyetindeki 35-40 kişiyle ülkenin doğusuna doğru kaçmaya başladı. Nitekim Bayezid onu ülkeden çıkmadan yakalayabilmek için var gücüyle uğraşıyordu. Şayet Cem ülkeden çıkarsa olay uluslararası bir sorun haline gelecekti. Ancak bütün bu çaba boşunaydı. Mağlup şehzade nihayetinde Temmuz ayının sonuna doğru Halep'e ulaşmayı başarmıştı. Burada bir süre kaldıktan sonra yeniden harekete geçerek Eylül ayı itibariyle Kahire'ye geçmiş ve Mısır'da bulunan Memlük Devleti'ne iltica etmişti. Böylece Cem'in Bursa'da başlayan sultanlığı ancak 20 gün kadar sürmüş, Yenişehir Ovası'ndaki yenilgi onu yurdunu terk etmek zorunda kalan kaçak bir şehzadeye dönüştürmüştü. Cem, Mısır'da Sultan Kayıtbay tarafından oldukça hoş karşılanmıştı. Onun gelişi için düzenlenen tören ve eğlencelere katılmış, gezip tozmuş, şiirler yazmış, hatta tüccarlardan oluşan bir kafile ile hacca dahi gitmiş, fakat aradığı askeri desteği bir türlü bulamamıştı. En nihayetinde bu destek başka bir yerden gelecekti. Mısır'da geçen 2-3 aylık bekleyişin ardından Cem, mührü kendine oldukça tanıdık gelen bir mektup aldı. Karamanoğlu Kasım ve Ankara Sancak Bey'i Mehmet Beyler, halkın Bayezid'den yüz çevirdiğini yazıyor, genç şehzadeyi yeniden kılıç kuşanması için Anadolu'ya davet ediyorlardı. Böylece saltanatın geçici güneşi yeniden Cem'in omuzlarında parıldamaya başladı.
güvendiği adamlarını da yanına alarak Mısır'dan ayrıldı. Halep'e ulaşana dek etrafında toplananların sayısı aşamalı olarak artmaya devam etti. Nihayet burada Mehmet Bey de kendisine katıldı. Ve beraberindekilerle birlikte Cem, sınırı geçerek yeniden Anadolu topraklarına ayak bastı. Karamanoğlu Kasım Bey, onu Adana'da adeta bir sultan gibi karşıladı. Nitekim isteği de Cem'in sultan olmasıydı. Zira onun tahta oturmasıyla Karaman topraklarını geri alabilecekti. Bu sırada Bayezid, Karamanoğlu üzerine gönderdiği Gedik Ahmet Paşa'yı geri çağırmıştı. Sebebi, paşanın Cem taraftarı olduğunu düşünmesiydi. Ayrıca paşanın oğullarından biri, iş neticeye erene dek teminat olarak Bayezid tarafından alıkonulmuştu. Cem'in planı ise Gedik Ahmet Paşa'nın geri çekilmekte olan birliklerini Bayezid'le birleşmeden evvel vurmaktı. Bu şekilde imha edeceği ordunun bir kısmının kendi tarafına geçeceğini umuyordu. Derhal ulaklar salındı. Cem, Ahmet Paşa'yı müzakere yoluyla oyalamaya çalışıyordu. Böylece Ankara Sancakbeyi Mehmet Bey arkadan dolanıp Ahmet Paşa'nın ordusunu çevirebilecekti. Ancak paşa olup biteni sezmişti. Gerekli önlemleri alarak çekilmeye devam etti. Buna rağmen Mehmet Bey idaresindeki birlikler Ahmet Paşa'nın ordusuna yetişerek saldırıya geçti. Ancak plan işe yaramadı. Mehmet Bey ağır kayıplar vererek Konya tarafına doğru geri çekilmek zorunda kaldı. Yenilginin haberini alan Cem ve Kasım Bey derhal Konya'ya yöneldi. Hızlı bir saldırıyla şehri ele geçirmeyi amaçlıyorlardı. Ancak işler pek de umdukları gibi gitmedi. Şehri savunan Ali Paşa inanılmaz bir direnç gösteriyordu. Kuşatma uzadıkça uzuyor, askerin morali bu durumdan olumsuz etkileniyordu. Bir süre sonra Bayezid'in İstanbul'dan ayrıldığı ve Gedik Ahmet Paşa ile birleştiği haberi karargaha ulaştı. Bu gelişme üzerine Mehmet Bey, Ankara'da bulunan ailesini yanına almak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla Konya'dan ayrıldı. Ancak Bayezid erken davranmış ve ondan önce ailesini ele geçirerek İstanbul'a naklettirmişti. Bunun üzüntüsüyle bölgedeki Süleyman Paşa'nın birlikleri üzerine saldırıya geçen Mehmet Bey ise yenilmiş, esir düşmüş, kafası kesilerek bir çuvala koyulmuş ve Bayezid'e zafer nişanesi olarak gönderilmişti. Bu olay her şeyi değiştirmişti. Cem her ne kadar derhal kuzeye yönelmiş olsa da ordusu her geçen dakika eriyor, güç kaybediyordu. Askerleri birer birer firara başlamıştı. Nihayet Ankara dolaylarına geldiğinde çevresinde yalnızca birkaç bin kişi kalmıştı. Ve Cem ağabeyine bir kez daha yenildiğini ancak o zaman anlamıştı. Kafasında Mısır'a geri dönmek vardı. Ancak bütün yollar tutulmuştu. Yakalanmadan Memlük topraklarına geçmesi mümkün değildi. Tam da bu esnada Kasım Bey'in tavsiyeleri yeni bir kapının açılmasına vesile oldu. Cem, Rodos şövalyeleri aracılığıyla Rumeli'ye geçebilir, mücadelesini buradan sürdürebilirdi. Bu nedenle Frank Süleyman adında bir adam derhal adaya gönderildi. Burada gerçekleşen görüşmeler oldukça iyi geçti. Rodos'tan çıkan haber olumluydu. Üstad Pierre d'Aubusson, Cem'in ilticasını onaylıyordu. Böylece şehzade 16 Temmuz 1482'de Silifke yakınlarındaki Akliman civarında demirleyen bir gemiye binerek doğduğu toprakları terk etti. Aklında bir gün geri dönmek vardı. Ancak bu asla gerçekleşmeyecekti. Artık ne Cem'in ne de oğullarının geri dönebilecekleri bir yurdu yoktu. O artık Avrupalıların hitap ettiği şekliyle Zizim Sultan'dı. Ve şimdi bir başına Avrupa'nın kalbine doğru ilerliyordu.